parti grup toplantıları vardı dün. O yüzden siyaseten zaten tansiyonun çok yüksek olduğu bu günlerde parti grup toplantıları da bunu iyice ateşlemiş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli parti grup toplantısına çok sert çıktı Akşener'e. Bir kere giden bir daha gider dedi. İlkesizlik olduğunu söyledi. Yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Akşener'in altılı masadan kalkışı ve 3 gün sonra sağlanan uzlaşıyı bu sözlerle değerlendirdi. Sert ifadeler kullandı. Yalnızca İyi Parti liderine değil, Millet İttifakı'nın diğer ortaklarına da yüklendi. Noter masası kuyruklu yalanlar masasına diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. Masayı devrene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Grup kürsüsünden seslendi MHP lideri Devlet Bahçeli. Konuşmasının önemli bir kısmını 11 ili sarsan, tüm Türkiye'yi yaralayan depremlere ayırdı. Seçim hazırlıkları için sorumlu ve hassas davranacağız vurgusu yaptı. Partisinin tutumunu açıkladı. Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız. Yapıcı, destekleyici ve pozitif gündemli siyasetimizi ülke genelinde yansıtacağız. Son zamanlarda futbol camiasında yaşananlara da ayrı bir parantez açtı. Önce tribünlerde seslendirilen hükümet istifa sloganlarını hatırlattı. Ardından geçen hafta Bursaspor Diyarbakır Spor arasında oynanan maça değindi. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının statümü tahrik etmesi, Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi cinayettir. Efendim, Doğayan gazeteci Uğur Dündar, kanalımızda program yapan sevgili Uğur Dündar Habertürk'teydi. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Çok güzel bir yayın oldu o da. Yine Mehmet Akif Ersoy ve Uğur Dündar çok konuşulan bir programa imza attılar. Peki neler çıktı o programdan? Bakalım. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek mi? TV 100'ün ekran yüzlerinden Doğayan gazeteci Uğur Dündar canlı yayında açıkladı. Hatta Muharrem İnce ile de görüşme olabilir. Görüşülebilir mi? Görüşülebilir. Görüşülebilir. Muharrem Bey diyor ki ben Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş bir insanım. Ümit Özdağ'la görüşebilir çıktığım, mi? İçinden çıktığım partiyle niçin görüşmeyeyim diyor. Duayen gazeteci Uğur Dündar Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Dündar, İnce ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşebileceğini belirtti. Ben buraya gelirken konuştum kendisiyle. Öyle mi? Evet, şu anda aranmış değil ama okudum Sayın Altan Öğmen'le. Ne konuştunuz? Dedim ki Sayın Altan Öğmen'le Akil Cumhuriyet Halk Partili daha Hikmet Çetin görüşecekmiş Sayın İnce ile. Hemen aradım kendisini, dedim ki böyle bir görüşme oldu mu? Hayır abi dedi, olmadı ama ben de okudum dedi. Olursa tabii ki görüşürüm dedi. İçin görüşmeyeyim ki dedi. Katılabilir yani. Yani onu sormadım, katılabilir misin katılmaz mısın diye sormadım. Görüşmeye nasıl bakarsınız diye sordum. Sıcak bakarım dedi, niçin görüşmeyeyim ki dedi. Siz böyle bir zaten Kemal Bey Sayın Kılıçdaroğlu zannediyorum ki arada görüşüyorlar. Uğur Dündar HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda mutabık kalacağını düşünüyorum dedi. Kemal Bey'i destekleme konusunda mutabık kalacaklarını düşünüyorum. HDP'siz bir formülün de birinci turda sonuç alma şansının hiç olmadığını düşünüyorum.